Merhabalar sevgili Den Baytek izleyicileri. Bu videoda sizlere iPhone 5S, iPad Air 1. nesil ve iPad Mini 2. nesili, yani daha doğrusu Apple A7 işlemcisine sahip bütün cihazları iOS 12'den nasıl iOS 10.3.3'e geri döndürürüz? Bununla ilgili videomuzla bulunuyorum karşınızda. Kısacası bu bir sürüm düşürme videosudur. Yani 64 bit Apple cihazları için olan bir sürüm düşürme videosudur. Bu metot Apple A7 çipini barındıran, işlemcisini barındıran bütün iOS cihazlarınızda çalışacaktır. Buradan genele kayıyor ve sürüm 12.0 olarak görünüyor. Yani bu 2018'den beri güncellenmemiş, hiç güncelleme yapılmamış bir telefon. Bunda da hemen kardeşimin telefonu duruyor, iPhone 5. Bunda ise şöyle hemen geleyim genelden. Hakkında kaysın. 10.3.4 sürümü var bunda. Biz burada iPhone 5S'i 10.3.3 sürümüne geri düşüreceğiz. Peki bu niye etkileyecek? Bize nasıl avantajlar kazandıracak? Telefonumuzun pil ömrünün artmasına, telefonumuzun daha çabuk, daha hızlı işlemesine yardımcı olacaktır. iPhone'unuzu şimdi veya iPad'inizi ya da iPad mini'nizi doğrudan bilgisayara takın. Evet, gördüğünüz gibi taktık telefonumuzu bilgisayara. Evet, şimdi Mac'e geçtik. Bu işlem için Mac'e ihtiyacımız var dedik ama bilgisayarımızda Mac olsun High Sierra veya daha üst sürümüne ihtiyacımız var. Mesela bendeki Big Sur. Evet, daha fazla detaya girmeden şimdi web tarayıcımızı açalım. Safari ya da artık daha hızlı kullandığınız bir web tarayıcısı varsa onu açıyorsunuz ve buradan ipsw.me web sayfasına geliyorsunuz. Ondan sonra cihazımı doğrula demeden önce, bizim telefonumuz iPhone, o yüzden aşağı inelim. Bakın gördüğünüz gibi burada bir sürü telefon aynısı var. Mesela ne göreyim, bizimki 5S. Yani bir 5S GSM var, bir de 5S Global var. Bunu nasıl anlıyoruz? Bizim telefonun modeli A1457 demiştik. Onun için Identify My Device, Türkçe çevirisi cihazımı doğrula bölümüne tıklıyoruz. Sizinki iPad ise iPhone olur. iPad ise iPad'e, iPhone ise iPod'a, iPod Touch ise iPod Touch'a geliyorsunuz. Evet. Ondan sonra buraya bizim modelimiz A1457, sizinki neyse onu yazıyorsunuz ve cihazımı doğrula tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 5S Global'miş bizimki. Yani yanlış firmware, yanlış IPSW dosyasını yüklesek telefonumuz şey olabilir, yani için FreeDOS kalabilir, içinde herhangi bir işletim sistemi olmaz. Bir şunu indireceğim, 12.5.4 şeyini. Bu ne zaman yayınlanmış? 14 Haziran 2021'de yayınlanmış. 3.02 GB'lık bir dosya. Benim ana bilgisayarım değil, o yüzden bizim düşüreceğimiz sürüm 10.3.3. Tabi bu çarpılı olduğu için direktman iTunes veya Finder yoluyla bunu geri yükleyemeyiz maalesef ki. Yani ben bunu indirdim mesela ama bir araç var. Bu araç sayesinde bu 10.3.3 sürümünü bizim telefona yükleyebileceğiz. Evet, ihtiyacınız olan 3 şey anında burada. Evet, şimdi bu üçünü kullanarak telefonumuzu geri döndüreceğiz. Lakin 12.5.4'ü neden indirdin diye soracaksınız büyük ihtimal kullanıcıların çoğu. İndirmemin sebebi, bu telefonu sonra geri eski sürümüne geri getirip geri vereceğim. Yani evet, 12.5.4 mevcuttur diyor. Fakat bu telefon 12.0'da kalmış, o yüzden böyle diyor. Şimdi yapmamız gereken şey, bu bir web linki vereceğim size. GitHub. Bir tane Look as GD diye birisi iOS OTA downgrade, yani over diye downgrader diye bir tool yaratmış, araç yaratmış. Gelip onu indirmeniz lazım. İndirmenizde fayda var. Çünkü biz bu aracı kullanacağız. Yani direktman iTunes yoluyla yapmayacağız. Koda tıklayıp download zip diyelim. Zip dosyasını indir dedik. Tabii bu acaba ne kadar inecek merak ediyorum. Evet, iOS OTA Downgrader Master, OTA Downgrader Master geldi. Gördüğünüz gibi burada. Şunu ekleyelim. Bu dördü bizim işimize yarayacak. Şu 10.3.3 IPSW dosyasını kopyalayalım ve bu
aracın içine atalım. Gördüğünüz gibi attık. Ve şimdi yapmamız gereken işlem hemen Mac'te Launchpad'e gelip terminali açmak. Terminalde işimiz olacak çünkü. Evet. Şimdi o web adresine geri gidiyoruz. Bakın eğer daha çok şey yapmak istiyorsanız aynı zamanda bu aracı kullanarak iOS 10.3.3'e A7 cihazlarını düşürebilirsiniz. Tabii 4.6 olan mini 2 hariç. 32 bit cihazlar arasında 8.4.1'i iPhone 4S, 5, iPad 2, 3, 4, mini 1 ve Touch 5, iPod Touch 5 düşer. iOS 6'ya ise 4S ve iPad 2 düşer sadece. Ancak iPad 2 mid 2012 olmayan model. Evet, şimdi burada eğer aramızdan İngilizce bilen arkadaşlar varsa burayı okuyabilir. Yani bu arada dikkat etmeniz gereken şey USB 3.0 veya USB 3.1, USB 3.2 Gen 1, Gen 2 portlarına sahipseniz veya Type-C, USB-C'den Lightning'e dönüştürücü kabloları kullanıyorsanız bu iyi bir restore işlemi yaratmaz. Yani veya USB 2.0 portu varsa bilgisayarınızda onu denemenizde fayda var. O yüzden bu MacBook'ta mesela 3.0 olduğu için ben hava çevirdim şimdi. Bilmeniz gereken bir şey var. Bu anti-drift. Yani tamamen bağımsız bir düşürme yöntemi. Yani telefonu kapatıp açsanız bile sürüm kalacak. Ha. Gördüğünüz gibi bütün patch'leri indirdik. Şimdi sudo xactor-r-d.com.apple-karantini attık. Sonra iOS OTA downgrade master'ı atıyoruz buraya. Şifremizi istiyor. Bu sizin oturum şifreniz. Bunu girdikten sonra bu klasörü açıyoruz. İçindeki restore.sh dosyasına atıyoruz. Gördüğünüz gibi firmware temizleme işlemine başladı. Evet. Bize şimdi bir soru sordu burada. Hatta full ekrana geçireyim. Send device to recovery mode diyor. / ne diyor. Burada demesinin sebebi yani yes or no anlamında. Cihazınızı kurtarma moduna yollayayım mı diyor. Olur, yolla bakalım. Zaten bizim işimiz burada. Evet, gördüğünüz gibi telefonumuzun ekranı gitti. Siyah oldu. Ekran şu an siyah oldu. Evet, cihazı şu an kurtarma modunda bulmaya çalışıyor. Ve bir Apple logosu çıktı. Evet, şimdi yapmamız gereken 10 saniye boyunca hem güç hem de orta home tuşuna basılı tutmak. Evet, şimdi güç tuşunu bırakıyoruz fakat home tuşunu halen daha basılı tutacağız. Evet. Cihazımız kurtarma moduna başarılı bir şekilde girmiştir. Okey diyelim. Buradan işlem yapmayacağız. Burada bir işimiz yok. Kapatalım burayı. Evet, cihaz recovery modunda artık. Yani şu an cihazın ekranı yok. Kapalı. Bakın diyor ki IP Wonder 32 diyor. Bir de IP Wonder diyor. Biz 1'i seçeceğiz. iPhone 5S Global diyor. Şimdi bizim işimiz asıl burada başlıyor. Select an option diyor. Birinci seçenek downgrade device diyor. İkinci seçenek reinstall dependencies. Üçüncü seçenek any other key to exit diyor. Üçle hiçbir alakamız yok. Reinstall'la da alakamız yok. Biz direkt biri seçeceğiz çünkü sürümü düşürmek istiyoruz. Şu anda indirmiş olduğumuz IPSW dosyasını doğrulamaya çalışıyor. Terminal komutu. Evet, şimdi ayıklıyor bunu. Extracting diyor gördüğünüz gibi. iPhone 4.0 64 bit 13.3 14G60 dosyasını ayıklıyor. Bu bütün işlemler telefonunuzu iOS 10.3.3 işletim sisteminde 4 yıl geriye geri götürecektir. Bakalım bizi nasıl bir hız performansı karşılayacak. Evet, şimdi bize Finder veya iTunes diyor ki iPhone'unuzda bir sorun vardır ve geri yüklenmesi veya güncellenmesi gerekiyor. Bundan vazgeçin. Çünkü biz burada terminale göre hareket edeceğiz. Yani oradan yüklemeye kalkarsanız direkten telefonu geri yüklemeye izin vermez. Sending IBAC diyor. Şimdi büyük ihtimalle evet yeşil ekranımız geldi. Bazılarında mavi ekran, bazılarında kırmızı, yeşil, sarı olabilir. Bu telefonun modeline göre bazılarında mor bile çıkıyor. Bu işlem sırasında olabilecek bir şey, paniğe gerek yok. Evet arkadaşlar, biraz yorucu bir video oldu ama bu videoyu da tamamladık.
sizden ricam bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız alttaki tuştan abone olmayı, alttaki o kırmızı tuşa basınca abone oluyorsunuz ve like tuşuna basmayı unutmayın. Artık uyarı zillerini açmayı unutmayın ki böyle yaptığınız sürece bu veya bunun gibi telefonların sürümünün düşürme veya hız karşılaştırma videoları daha çok gelecektir. Şimdilik bay bay. Amogus.